Merhaba Crypto Academy dostları, bugün 10 Ekim 17'si. Arkadaşlar dün biliyorsunuz çok hareketli bir gündü. Uçanlar, kaçanlar, vurduk artık, bu mı giriyoruz, ne oldu diyenlerle dolu bir piyasaydı. Ve short işlemde olup da yüksek kaldıraç kullanıp stop kullanmayan birçok kişinin likit olduğu, birçok kişinin e, uzun vadedeki biriktirdiği parayı kaybettiği, bir gündü. Kazananların daha çok konuşulmadı ama kaybedenlerin sık sık konuşulduğu bir gün geçirdik. Ve kayıp yaşayan bütün arkadaşlarımız için üzülüyorum. Özellikle bu camiada olup ve her zaman şunu söylemişimdir. Market içerideki olan parayı bırakmaz arkadaşlar. Market içerideki olan parayı almanın peşindedir. Şimdi dün neler oldu ve neler bizi bekliyor? Arkadaşlar dün ETF'den dolayı yalan bir fut haberden dolayı ee, ...sağlam bir yükseliş çıktı... ...yalan haberi yayan kişiler... ...birçok kripto borsasında... ...daha haber çıkmadan... ...yarım saat önce... ...50 bin dolarlık pozisyonlar alınmış... ...ve 4 milyon dolar karlarla ...kapatılmış bir durum var... ...yani gene birileri... ...birilerinin üzerinden ceplerini doldurdu... Ee, ...ben de diyorum ki... ...umarım yemeleri de... ...çok kolay olmaz bu paraları... ...şimdi... Bizler olanları ve olmuşları konuşmaktan ziyade böyle bir şey başımıza gelmeden önce neler yapmamız gerek onu konuşalım. Arkadaşlar ben ve öğrencilerim şunu çok iyi bilir. Asla ve asla stopsuz hareket etmiyoruz. X'lerimiz 5x'in üstüne çıkmıyor. Bunu hangi coin'in olduğu önemli değil. Hocam Bitcoin'de 5x'le çok kazanamam. İşte Ethereum'da çok kazanamam. X coin'de çok kazanamam gibi cümleler bu işin bahanesidir bileşik sermaye ile bileşik kazançla ufak dediğiniz mevlalar büyük noktalara gelebiliyor. Fakat bu noktada yaptığınız büyük riskler sizi çabuk duman ediyor. Şimdi bizim buradaki beklentimiz artık ne? Biz şu an konuşalım. Ben her zaman şunu söylemişimdir. 28 bin 500 bantlarındaki rence geldiği zaman bir short pozisyon açacağım arkadaşlar diye. İşte %5'lik stop kullanarak ya da %3'lük. Fakat ben bunu sağlıklı bir yükseliş için söylüyorum. Böyle bir yükseliş için bu cümleyi kullanmak çok zor. Neden çok zor? Genelde kripto varlıklar attıkları iğneleri doldurmakla meşhurdur. Özellikle bu konuda bitcoin. Böyle bir iğne attıysa bunu doldurmanın yolunda gidecektir. Ve dün inanılmaz derecede burada şuralardayken short pozisyonlar açıldı. Ve bu short pozisyonlarda yüksek kaldıraç olduğu için birçoğu kapatıldı. Yani oradan da bir likidasyon getirisi sağlandı. Şimdi öncelikle bu durumda bizim yol almamız gereken nokta range'lere göre hareket etmek. Eğer rencin üzerinde bir kapanış gelirse 30 bin bandına göre bir long pozisyon düşünebilirim. Bunun üzerindeki kalıcılığı nasıl anlarım arkadaşlar? sağlam bir mum atması ve üzerinde kalması benim için bir onaydır. Range altına da bir stop koyarım. Herhangi bir ani düşüşte kasamız sıfırlanmaması için. Bu benim kendi yatırım şeklim. Peki short işlemi nerede açarım? Artık short işleminin taşındığı nokta 30 bin bandlara. Çünkü ben ne dedim? Böyle sağlıksız bir iğne var ve piyasada deli dehşet açılan short pozisyonlar var. Hala da açılıyor ve bu pozisyonlar bir şekilde lik edilmek istemecek. Bunlar lik edilmek istediği sürece ben bu oyunun içerisine düşmem. Yani markete para vermek isteyen tarafta değilim. Altcoin'lerde de Bundan farklı bir yapı yok. O yüzden çok dikkat etmek lazım. Altcoin'lerde de eğer bu rencin içerisinde kalıcılığını sağlayamaz ve düşüş sağlarsa birçok altcoin'i çok sert vaziyette aşağı çekecektir. Şimdi bizlerde en çok dikkat edilmesi gereken şey bitcoin'in paritelerinde rakamsal değişikleri göz önünde bulundurmak. Yani buradaki olabilecek değişikliği altında veya üstünde olarak değerlendir lazım. Zaten gezindiği bir rençten bahsediyoruz arkadaşlar. Eğer buna dikkat etmezsek işte buradan düşecek diye sadece düşeceğini hayal ederek short pozisyon açıp içeride kalma durumumuz artabilir ya da long pozisyonu alarak da zarar etme durumumuz olabilir. O yüzden bunlara hiç gerek yok. Onaylanmasını beklemek lazım ve fiyatın bize gelmesi lazım. Bizim fiyata gitmemiz bize kar sağlamıyor. Şimdi Total Market'ten de bir bakalım neler oluyor, neler bitiyor. Total Market'te Ethereum ve Bitcoin'in marketi olarak bize neler sunuyor? Bakın arkadaşlar, Total Market'te biliyorsunuz ki böyle bir düşen vardı. Pardon, yükselen vardı ve yükseleni kırmış da. Şimdi Total Market'te yükseleni kırdığı trende tamamen dayanmış noktada. Ben az önce dedim ya, rencin içerisine çıkarsa bir pozisyon düşünebilirim diye rencin içerisine çıktığı zaman, bir kapanış yaptığı zaman benim için hedef noktası olan 1 trilyon doların üzerinde hareket etmiş oluyor. Ve bu benim için bir onay şeklidir ve ben burada bir pozisyon aldığım zaman beni en kötü ihtimalle taşıyacağı nokta hesaplarım ben ve o bantlarda burası olmuş olur. Bir long pozisyonu anca o zaman düşünebilirim ama şu anda bu long pozisyon için çok erken. Neydi? Total market, bitcoin'in ve ethereum'un içerdiği market yani toplu getirinin döndüğü market. Şimdi böyle bir durumda market'e uyum sağlarız. Çünkü neydi? Market yükseleni kırdığında düşüş yaşamıştık, tepki aldığında da ara yükselişi yaşamıştık. Şu anda böyle bir iğne ile karşı karşıyayız. Peki altcoin'lerin durumu nedir? Total 2'ye bakalım. Bu arada bu yükseliş ve düşüşte, Bizim herhangi bir zararımız yok. İşlemde olan arkadaşlarımızın zaten stopları vardı. Long pozisyonlarda olan da panik yapmadan kar taşıyaraktan işlemlerini devam ettirdi. Total 2'de yani altcoinlerin olduğu durumda şu anda e, çok endişe edecek bir durum yok. Yine yükseleni kırmış bir total 2'miz var ve destek olarak, direnç olarak gördüğümüz noktayı şu anda destek olarak kullanıyor. Bizi burada risk eden nokta ne olur? 515 milyar doların altındaki bir kapanış bizi riske etmeye başlar ve düşüşü derinleştirip 500 milyar dolar civarında bir düşüş yaşatır. Yani şu noktaya getirebilir. O yüzden Total 2 2'de altcoin'lardaki ezilmenin haberini buradaki kırılımla beraber vermiş olacak bize. Şimdi buradaki iyi bir haber ise Total 2'nin yani altcoin'lerin oluşan bu iğneyi doldurması daha olası bir hareket. Yani demek ki eğer Bitcoin yataylığını kademe kademe iğneyi doldurmaya kalkarsa total markette yani altcoin'lerde yükselişini ara yükseliş değil, stabil bir yükseliş olarak devam ettirir. O yüzden ne oluyor? İşlemlerimizi karlarımızı taşıyarak ya da bizi tatmin eden karları alarak da. Arkadaşlar bir çoğunuz paranızın %100'ünü risk ederken kar olayına geldiğimizde yüzde gördüğümüzde heyecan yapıp sadece paramızı alıyoruz. Ama o paramızın yüzde ona geldiğinde yüzde stop koysak %10'dan sonraki çıkışı kaçırmamış oluruz ya da yüzde yedisine. Yani azla tamam ediyoruz madem bu yüzde değil de yüzde yediler olsun ya da %5'ler olsun yükselişi izleyelim ve daha çok kardan faydalanalım. Burada %10'da işlemi kapatıyoruz. Bakıyoruz yükseliyor. Tekrar bir işlem açıyoruz. Bu kez de bir düzeltmede ya bizi stop ediyor ya da bir düşüşte verdiği karla beraber yatırdığımız bütün paraları alıyor. Bu tuzağa düşmeyelim. Kendinize çok iyi bakın. Rabbim birinizi bine eylesin. Sizi zararlardan uzak eylesin. İyi günler.